Profesör Doktor Hüseyin Bağcı, dönelim tekrar bu ziyaretlere, Abbas'ın ziyaretine, gelebilseydi Netanyahu'nun ziyaretine, biliyoruz ki gelemiyor. Ancak Filistin-İsrail, İsrail-Filistin görüşmeleri, bu süreçte Türkiye'nin İsrail'e ilişkileri iyi olmadığı zamanda, bilemiyorum siz en azından bu konuşmalar, görüşmeler devam etsin diye Türkiye'nin ağırlığını kullanabilmesiyle ilgili bir fırsat kaçırıldı diye düşünüyor musunuz? Şu anda bu ziyaretler ve seçim sonrası ivmelenen dış politika, bölgeyle ilgili temaslar Türkiye'ye tekrar böylesi bir kapıda, zeminde açıyor mu? Bununla ilgili de konuşabilir miyiz? Görüşlerinizi merak ettim. Türkiye'nin bu açıdan da yeni bir zemini olabilir mi? Söylediğiniz doğru. Aslında iyi bir fırsat olacaktı. Onu söylemek lazım. Yani iki taraftan birinin gelmeyişi terazinin bu tarafının daha fazla ağır basmasına neden oldu. Yani İsrail'in Türkiye ile, özellikle Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı ile görüşecek olmuş olması iyi olacaktı. Hangi açıdan? Filistin'deki son gelişmeler açısından. Nevzat Bey de söyledi, o Filistin içindeki gruplar arasındaki o diyaloğun, ortak bir görüşün oluşması tabii çok önemli. Filistin sorununun çözüme ulaştırılabilmesi için, en azından çatışmaların durması için. Ama Türkiye'nin tabii Orta Doğu'daki ağırlığı, özellikle bu son dönemlerdeki, siz de dün programınızda bunu işlediniz Selin Nasi ve Çağrı Erhan'la. Sağ olun. Yani orada, özellikle Türkiye'nin tabii bu açılımı, daha fazla dost kazanma politikası, bu çok ilginç. Yani daha az düşman, çok dost kavramı şudur: biz daha önce hata yaptık, düşmanlarımızı çoğalttık, şimdi onları azaltmaya çalışıyoruz. Bu politika doğru bir politika. Ama doğru, daha iyi doğru olabilmesi için de tabii tarafların bir araya gelmesi gerekiyordu. Yeni bir fırsat yaratılabilir mi? Yaratılabilir. İsrail'in içindeki bu gerginlikler azalınca bu söz konusu olabilir. Nevzat Bey'e bir katkı anlamında, sadece Amerika Birleşik Devletleri değil, Almanya da çok endişeli bu yasanın geçmesinden dolayı. Bu iki ülke, Almanya ve Amerika, İsrail'e en fazla destek veren ülkelerdir Batı dünyasında. Ve onlar da endişelerini açık ve net bir biçimde dile getirdiler. Şimdi Filistin sorununun çözümlenmesi tabii şu açıdan kolay olmayacak belki, ama görüşmelerin yapılması önemli. Çünkü Mısır'da Sisi'nin de, biliyorsunuz, Türkiye ziyareti söz konusu olacak. Yani Türkiye tekrar, bana göre, 90'lı yıllardaki Süleyman Demirel zamanının Cumhurbaşkanlığındaki gibi bölgesel tartışmaların yaşandığı ve bir çözüm arayışının bulunduğu bir mekana dönüşmeye başladı. Bu açıdan önemli. Yani bir geriye sarma, geriye dönüş var ve Türkiye'nin ağırlığı zaten tartışma götürmez. Yani Türkiye hep Orta Doğu'da oldu ve olmaya da devam edecek siyasi anlamda. Bu nedenle Türkiye'nin belli dönemlerde buradan değerli yalnızlık olarak da tanımlanan, yine dünkü programınıza atıfta bulunuyorum, o değerli yalnızlıktan ayrılıp şimdi restorasyon sürecine geçişin getirdiği bir yeni hava var. Bu havayı Türkiye'nin iyi kullanması lazım diye düşünüyorum. Özellikle Suudi Arabistan gibi, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar gibi ülkelerle yapılan görüşmeler çok önemli. Çünkü bu üç ülke zaten İsrail'le İbrahim anlaşmalarıyla yeni bir boyut kazanmıştı. Yani aslında Orta Doğu ülkeleri, Türkiye bir araya geldiklerinde Filistin sorununa daha barışçıl yaklaşılabilecek pozisyonları, politikaları üretebilme şansına sahip olduğumuz bir siyasi atmosferi sunabilir. O nedenle Netanyahu'nun gelmemesi biraz tatsız oldu. O anlamda söyleyeyim, bu sorunların konuşabilmesi için. Ama Filistinlerin kendi aralarında, yani Hamas'ın ve El Fetih'in, yani bir araya gelip konuşmaları bile Türkiye'de bence önemli. Nevzat Bey zaten arka planı anlattı. Bir cümle, bir şey daha var. Bu enstitü 18 yıldır çalışan, burada tabii enstitülerin ne kadar önemli olduğunu da vurgulamak istiyorum. Ben de bir enstitü başkanıyım. Politikaların aslında hükümetlere bu gibi kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlandığını ve hükümetlerin bunları uyguladığını biliyoruz. Bu tabii kötü bir örnek belki İsrail örneğinde, bu enstitünün yaptığı bizim açımızda, ama nereden bakarsak bakalım şey doğru. Netanyahu'nun Orta Doğu'da daha fazla güç edebileceği bir siyasal yapıya doğru gittiği doğrudur.
büyük bir eleştiri var. Biz Romanya, biz Polonya veyahut da Romanya değiliz şeklinde veya Macaristan değiliz şeklinde tepkiler var Netanyahu'nun bu politikalarına. Ama Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin konusunda bana göre diğer büyük güçleri devre dışı bırakarak söylüyorum. En önemli iki oyuncu. Çünkü başından itibaren bu iki ülkenin siyasi liderleri Filistin konusunda çözüme ulaşabilmek için birlikte oldular. Bazen başarılı oldular, bazen olamadılar ama ikisinin bir araya gelmesi bence önemli.